İzliyor musunuz efendim? Hayır. Frame inanılmaz bir program. Galiba 6-7 yere bağlanıyorlar. Ne kadar çok internet üzerinde izleniyorsan o kadar iyi oluyor. Bir nevi BBG, herkes çıplak. Fakat güzel bir tipe rastlamıyoruz. Devam. Adam çıplak gitar çalmış ya. Var mı böyle bir şey? Gökhan. Üstüne de 07 yazmış. Gökhan. Proteste yapacağım dedim, hatırlıyor musun? Ya sen erkek halin ya, soyunsana. Ne olur yani, ne olur. Kim o utanmıyorsa ben hiç utanmam. Hayır. Yani eğer izleyen de varsa kesin anormaldir yani. Kesin sapıktır. Ben şahsen 30'uma kadar evlenmeyi düşünmüyorum. Kime aşık olacağım belli olmaz da. Daha yakışıklı olursa, kaslı olursa, zımbayla falan olursa. Kimler kimler yuva kuruyor? Çok acayip değil mi? Yani maksat ilgi çekmek. Çok kötü. Çok kötü mü acaba? Ha, ben rahatsız ama yani zaten medya ve sosyal medya bu değil mi? Biraz da ilgi çekmek. Kafadan böyle pipilerini gösterseler daha iyi değil mi? Bu tarz ilgi çekmek iğrenç bence. İğrenç mi? İğrenç. Böyle her tarafını açmak falan. Ama şimdi bu iğrenç. Toplumsal çıldırıklığın bir göstergesi. Toplumsal çıldırıklık çok güzel. Bak, kuduruklık. Bak psikoloji bilen insanı görüyorsun. Evet. Toplumsal çıldırıklık. Ben yarışmalardan çok sıkılmaya başladım. Neden? Master Chef. Sakın ha. Falan. Sakın ha. Gelir döver. O kadar sıkıldım ki onu. Biliyorum, onu seyrettim birkaç kere, çok ayıp dedim ki ben yani sırf o yarışmaya o adam için katılmak istedim. Çok yani. Faşist değil mi? Çok seksi geliyor bana. Çok öyle faşist. Ne seksisi çok? Hangisi geliyor? Seksi ya? Şişko o adam, olan mı? Şişko olan dedi mi? Dava açsın. Buraya dava açsın. MasterChef. Evet. Şişko dedi ya. Evet. Adamcağız o dünya güzeli. O faşistim benim. Bu, canım. Kafaya biber. Kafaya biberler de döktü. Ama çok ayıp ediyor. Ayıp etmiyor. Öyle. Öyle. Yemek yapmak öyle rencide edilmez. Zor bir şey hakikaten. Stüdyo evet. Basmaya gidecek biz Twitter'da. Ciddi misin? O kadar daraldı ki yani yazdım Twitter'da bayağı bir kişiyle stüdyo basmaya gidecek. Ha, bu Twitter diyorsun da bize de Twitter'dan fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz bu arada. Bak bize nasıl bakıyorsun da. Devam. Kimler kimler? Dur burayı geçip ondan sonra devam. Evet. Böyle bir şey olur mu? İşte baba enerji bu. Sabah sabah. Sabah sabah sabahın köründe. Ve bütün hanımlar incesi, tombişi, tatlısı, yaşlısı hepsi orada birleşmiş. Hepsinin enerjiye ihtiyacı var. Bak program böyle açılır. Biz böyle mi açıyoruz programı? Yazıklar olsun. Koskoca orkestra böyle bardak gibi dizilmişler. Hiçbirinizde şu kadar enerji yok. Bak kız nasıl konuşuyor. Ve kolay bir şey değil. Stadyum konseri gibi anlatıyor. Stadyum konseri gibi anlatıyor. Bak görelim. Bak bu kadar, abi korkunç bir şey, bu kadar basit şey, dün gece vallahi yediklerim hazımsızlık yaptı. Adı üzerinize afiyet, diyare olmuşum. Ondan sonra gittim böyle hafif bir gazım var falan filan diye böyle bunları anlatıyor. Nasıl anlatıyor ya? Kolay bir şey değil. Çok böyle ıvır kıvır detay anlatıyor fakat hani bakarsan stadyum konseri. Ben yorumsuzum, ben Petey'i seviyorum. Yorum yok. Ayşe Türk hemşireye huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Çankırı'ya sevgiler yolluyorum. Hemen benim damarım zor bulunur da. Hemen serumları bağladılar Koray. Koçan doktorumuza da Çağlar Bey'e de. Kocaman bir alkış istiyorum Türk doktorlarımıza ve hemşirelerimize. Şimdi bugün çok konuşacağız. Çok eğleneceğiz. Kas girişi anlamındaki İngilizce kökenli söz. Bir harf alayım. Buyurun. Nokta noktalarım koptu. Bam. Ay harf alayım diye şeye bastım. Alırız o harfi, siz merak etmeyin. Bir harf istediler. Neyin koptu ya? Çok teşekkür ederiz. Kondom. Yok. Ne? Yok,
ama gene öyle ona benzer bir şey. Tendon. Efendim? Tendon. Tendon 400 puan değerinde. Manipülatör programına hoş geldiniz. Ben Hakan Mengüç. Sine 5 ekranlarında yepyeni bir programla sizlerleyiz. Programa başlamadan önce hemen bu bölümde neler göreceğiz? Ne kadar çok bilmediğim şey çıkmış. Abi evet. Bu acayip performans ve başarı. Yetişemiyoruz zaten. Hakan Mengüç ama böyle bir hani anladın mı? Hani ben Hakan Mengüç. Bir action Hakan, var. Hakan ben. Mengüç Hakan ben. Performans. Zaten kitap mitap okumayalım. Ha babam şey tutalım. Ne tutuyoruz? Ha günlük mü? Ne tutuyoruz ya? Taş tutuyoruz. Taş tut. Taş tutunca yararlı oluyor. Adamları da dizmiş. Ben Hakan Mengüç performans koç. Devam. Ben Hakan Mengüç. Sine 5 ekranlarında yepyeni bir programla sizlerleyiz. Programa başlamadan önce hemen bu bölümde neler göreceğiz onunla ilgili bir video izleyeceğiz. İzninizi alabilir miyim? Şimdi sizden istediğim şu, bileğinizden aşağısının gittikçe soğuduğunu, sanki onun bir buzlukta olduğunu ve buzluğun içinde çok hızlı bir şekilde soğumaya başladığını hayal etmenizi istiyorum. Hayır. Teşekkürler katıldığınız için. İyi akşamlar. Beni ve ailemi kimse hor görmesin demiş. Ben de çevremde hep... Ne yaptığını merak ediyorsun. İğne soktu. Niye? Sokup ne yaptı? Yani iğneyi soktu da ne yaptı? Hissediyor musun dedi. Adam da hissetmiyorum dedi. Başarılı oldu işte. Peki hissediyor muymuş? Yani anlayamadım. Ay ne merak yani ettim hiç programı şey yani. İşte bu koçluk şeyi işte okul bunlar oluyor. Ben hiç anlamıyorum. Hiç sarmıyor beni artık. Programları izlemiyorum valla. Antisosyal oldum. Çok garip şeyler oluyor ama televizyonlarda. Çok garip oluyor ya. Hakikaten seyredilmiyor. Bu da şey, bu da çok acayip. Şu andaki yani hakikaten sunucunun sinirleri bozulursa sahnesi görelim. Kimse hor görmesin demiş. Ben de çevremde hep hor görüldüm. Neler düşündüğünü biliyorum. Demiş Muharrem. Ben daha kapıyı çalmadan kuşum... Bol yok, yumurta yok. Stüdyoda gaf yapan yok. Durup dururken... Devam. Benim bir kuşum var. Ben daha kapıyı çalmadan kuşum ötme... Ya şimdi... Evde kuşu varmış. Muhabbet kuşu. Geldi mesela hani evde köpeğiniz var. Evde köpek vardır ya. Hani siz gelmeden geldiniz diye havlamaya başlar. Ama bak bir saniye bak. Türkçe, hayır bak ya şimdi yanlış anlıyorsun. Türkçe çok elastik. Şimdi metni şöyle okuyunca daha önce göz atmamıştım. Normalde göz atarım hani. Ben daha kapıyı çalmadan kuşum ötmeye başlıyor. O Esra Hanım, o yanlış oldu. Şöyle söyleyeyim. Abi bir şey soracağım. Ay yanlış anlaşılacak bir şey olmadı. Ay cümleyi yanlış okudum galiba. Biz oyun halinde, takım halinde bunlara karşı önlemimizi aldık. Düşündüklerimizi uygulamaya çalıştık. Olmadı ve mağlup olduk. Bundan daha ötesi yok. Size soracağım. Şey sen cevap veriyorsun. O senden konuşuyor. Müsaade et. Hocam Ahmet, eğer müsaade bana ederseniz... Bana konuşuyor yani. O zaman. Hayır hocam müsaade yani ederseniz... Olacak ben şey konuşma... Sen abine cevap veriyorsun. Hocam müsaade ederseniz... Bülent benden Ahmet'e konuşuyorum. Evet o zaman onu size soracağım. Önce Bülent'e soruyorum. Bu cümleleri, bu lafları kime kurdu? Müsaade ederseniz. Abi hadi bak. Her şey müsaade. Ben buyursan konuşsan bize izin verirsen biz konuşalım oğlum Erman Hoca. Hoca biz bakalım buyurursunuz. Evet. Biz konuştuk. Evet sen rica edeyim. Evet abi. Rica edeyim. Öyle olmasını tamam. Rica ediyorum. Ben önce hocayla konuşayım. Hocayla tartışma olmasın çünkü kapatacak hoca o zaman. Ben hocadan Allah alayım bilgileri. Pazarlıkla mı oluyor abi bu? Pazarlık mı olmuyor? Alayım bilgileri. Pazarlıkla mı oluyor abi bu? Hocanın söylediği şeyleri arkasından tartışacağız. Yoksun canım deminden beri. Ben bu şekilde yönetiyorum. Eğer istiyorsanız siz gelin yönetin. Bu kadar açık.
Benim üretim tarzım bu. Ben Bülent Uygun kardeşimiz. Bülent Uygun biraz önce dedi ki evet. Ben zaten bu konularda tartışmak istemiyorum dedi. O zaman niye bağlı? Pazarlıklar mı oldu yani bu iş? Kardeşim o giydirdi. Bülent Uygun bana demiyor, ben üzerime almıyorum. Hayır, sizin eleştirdiğiniz tamam konularda. Sen bildiğin gibi yap kardeşim. Sizin eleştirdiğiniz tamam, sen konularda. Valla program senin abi. Tamam buyur yap. Bülent Bülent'cim sen anlar rahaya. Beraber program yapın abi. Ben geliyorum. Evet, şimdi Erman Hocam bir soru sorarsa... Yok, söylemeyecek. Hayır, o da bir şey söylemeyecek. Ben de programı şimdi kapatacağım. Hiçbir şey söylemeyecek. Bir reklam arasına gidiyoruz ve arkasından da programı kapatıyoruz sevgili seyirciler. Ben. Harika bir insanım. Allah Allah. Hocam, memlekette acayip enerjiye ihtiyaç var. Astrolog Binçer'den ruh egzersizi. Çok acayip bir şey. O kadar enerjisizlik söz konusu ki bir de sabahleyin... Değil mi? Türküm doğruyum yasam gibi bir durum sabahleyin değil mi? Hanımlar hep beraber ben. Devam. Harika bir insanım. Harika bir insanım. Mutluluğumdan. Keyif alıyorum. Çok sağlıklı olduğum için. Şükrediyorum. Hayatıma. Daha fazla güzellikleri. Davet ediyorum. Evet, şimdi yavaş yavaş gözlerimizi açıyoruz. Ve programımızda enerjisini yükselttiğimiz için hemen Hande'ye devrediyorum. Bu enerjiyle devam ediyoruz. Ben her zaman onu söyledim. Eğer savaşa gidilecekse en önce ben giderim. Yüreğimi ortaya koyarım. Bir de bizim takımın Acun abi refleksif yapısı çok kuvvetli. Son saniyede dahi karar alıp o kararı anında yürürlüğe koyuyoruz. Hocam çok zor hakikaten. Hiç savaş filmlerini sever misiniz Ersen? Böyle savaş. Yani galibiyette böyle değil mi? Müzik girer filan. Böyle ya da bir yani bir dağın zirvesine. Ben Nihat'a cesur yürek diyorum zaten. Evet, cesur yürek. Bence o sahneleri de. Yani sonuçta falan. Lego gibi bir şey üzerine bir şey koyuyor değil mi? Ama ondan sonra hocam bir sevinç, bir böyle değil mi? Hamasi bir galibiyet müziği filan baba. Yani memleketi kurtardık fena durumu şey, değil evet, mi? Evet. Evet. Yani, cesur yürek ne? İkinci Dünya Savaşı'nın finali değil mi? Mel Gibson'ın Braveheart. Evet, Braveheart. Hakikaten öyle. Ama çok eskilere falan dönerse o Spartaküsler. Spartaküs falan. Öyle bir durum. Ama bakarsan ben Lego koyuyor değil mi? Ama orası yani, Survivor. Biliyorsun orası Survivor. Survivor değil. Survivor. Neyse. Nihat olmazsa ne yapacağız? İhtiyacımız var. Devam. Nihat'ı siyasete istiyoruz. Nihat'ın seçim kazanıp bu hale gelmesini istiyoruz. Evet, taklasını mecliste atmasını istiyoruz. Esra Ceren İzmir'den arıyor. Buyursunlar. Alo. Buyurun. Merhaba. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Benim bir sorum olacaktı. Anlayamam. Neden bu kadar çok ara verdiniz diye. Bir de neden hep kötü şeyler onun başına geliyor acaba? Neden kötü şeyler başıma geliyor demiş. Evet ama, ama bir çok kere konuştuk zaten. Kral Çıplak programında Haluk'u konuk olarak aldık. Saatlerce saatler.